Yalandan ziyade sanki şöyle bir şey var. Ben mesela küçükken Allah gökte oturan beyaz enterli sakallı bir adam sanırdım. Bir de sürekli aklıma kötü bir şey gelince, küfür edince, yanlış bir şey yapınca yukarıdan başıma taş düşeceğini falan düşünürdüm. Neredeyse hepimizin aynı düşünceye sahip olduk. Biz Zeus modeli çoğu kişiye erkenden oturuyor böyle. Niyeyse sonra birisi bana ya Allah erkek mi ne biliyorsun falan deyince bir itikadım sarsılmıştı. Sus kafir falan ne diyorsun sen tabii erkek. Sonra düşündüm ben niye kadın olmasın falan diye bir içim yediğini hatırlıyorum. Şimdi bu tarz böyle çarpışmalar sonucunda eğer ya bir dakika hakikaten cinsiyeti var mı yok mu, hakikaten gökte mi oturuyor, şimdi burada ceza mı verecek falan sorgulamasına başladığınızda o çocukluktaki büyüsel inanç büyük ve erişkin insanın kamil algısına dönüşüyor. Ama bu sorgulamayı hiç yapmaz iseniz ki bizim gibi toplumlarda, Orta Doğu toplumları bu sorgulamaya muhtemelen hiç vakit bulamadı. Antik çağların büyüsel inançları o zaman bir ihtiyaçken biz şimdi büyümemekte ısrar eden, ciyak ciyak ortalığı velveleye veren çocuklar gibi o antik masallara sarılma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü bilgiyle güncellemediğimiz dünya hayatı ancak hakikate oradan tutunuyormuşuz gibi böyle bir can hıraş oraya sarılma zorunluluğu veriyor bize. Çoğu insanla konuştuğumda ben mesela ben bir de hani dini bir eğitim üzerinden ya da bir ilahiyat kimliğinden değil de bilim adamı kimliğiyle bunu konuştuğumda gelip olay birden dini inançlara kilitlenince ben de mecbur topa girmek zorunda kalıyorum. Hadi şimdi Mustafa İstamoğlu mesela hayatı müktesebatı bu oradan rahat konuşuyor. Ama ben bir dakika ya dinde öyle değil falan diye rohoho karşı taraf bir ayaklanıyor. Ama bakıyorum onun feryadı benim anlattığım gerçeğe ya da benim inancıma ya da söylediğim şeye değil. Bir şey kaybetmekten korkuyor. Aynen bir çocuğun dışarıda soğukta kalıp böyle donmaktan, işte annesinden süt alamamaktan korkması gibi. Dolayısıyla aslında burada çok masumane, bilgiyle ve büyümeyle, ergenleşmeyle gidebilecek de bir, nasıl diyelim, geri kalmışlık hali var. Yani çocuklukta takılma hali. İşte böyle biraz daha sabır sınırlarını zorlasa bile ağır ağır bilgiyi gösterdiğimizde, hani ruhu patlamamış herkesin de bir şekilde bunu göreceğini düşünüyorum. Bu arada deminden beri böyle bayıla bayıla izliyor Mustafa Hoca. Çünkü ilk kitabı yazarken bir şey oldu. Mesela ben Türkiye'de hiç böyle bir şey görmedim. Bunu hep söylerim. Bu vesileyle tekrar söyleyeceğim. Yani hoca ona komplimansını söylemediğimi biliyor zaten ama bir örnek olması açısından bence önemli. Tırnak içinde din ilimleriyle uğraşan birisi yaratılışla ve evrimle ilgili bir kitap yazıyor. Birçok insandan görüş alırken benden de görüş istemişti o dönemde. Bana bir kitap draftı geldi. Dedim ki Mustafa İslamoğlu bu kitabı yazdıktan sonra sanırım Miami'ye taşınır herhalde. Zira sıkıntılı metin. Fakat içinde bazı biyolojik olarak şerh etmem gereken yerler vardı. Onları işaretledim, hocaya yazdım, gönderdim. Hiç bir virgülüne dokunmadan hepsini düzeltti, yerleştirdi. Eyvah. Ve din ilimleriyle uğraşıyorum, ben her şeyi herkesten iyi bilirim vasfını ilk görmediğim, kendisinde görmediğim bir din alimi olarak gerçekten teşekkür ediyorum. Önemli bir örnektir. Bugün din adına benim karşımda konuşan insanlar biyolojiyi benden iyi bildiğini sanıyorlar. Rezilliktir bu. Aynen öyle. Din bilmek başka bir şey. Evde kendi beyin ameliyatını yapmıyorsan biyolojiyle ilgili de zart zurt konuşmayacaksın. Aynen. Dolayısıyla bu konuda örnek olduğu için ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve o metin tabii ki daha ilk metindir. Çok yazmamız lazım. Eyvallah. Çok fazla bir kalem oynatmamız lazım bu konuda. Ama çok önemli bir başlangıçtır. Okumayan var mı? Aman ha. Herkes okusun bence çok önemli.